Ortaçağ Avrupası ile ilgili bir roman okuduğumuzda, bir film izlediğimizde ya da bir oyun oynadığımızda olay örgüsü içerisinde karşılaşacağımız şeyler hakkında az çok fikrimiz vardır. Şatafatlı hayatlarının tadını çıkaran kral ya da kraliçeler, aylar boyunca bir kuşatmaya direnebilecek devasa kaleler, kanlı savaş sahneleri. Ve evet, bu filmlerin olmazsa olmazı şövalyeler. Tarihe az çok ilgi duyan birisi, şövalyeler hakkında mutlaka bir şeyler bilir. Örneğin şövalye dendiği zaman belki de en çok akla gelen şey sadakattir. Aslında bu sadakat meselesi oldukça karmaşık. Bununla ilgili video bitmeden önce birkaç şey söyleyeceğiz. Ancak ilk olarak Orta Çağ Avrupası'nda nasıl şövalye olunuyor, buna bir bakalım. Bir adamın şövalye olabilmesi için belli niteliklere sahip olması gerekiyordu. Bu niteliklerin büyük bir bölümü ise ailesinin ne kadar soylu olduğu ile ilgiliydi. Zira Orta Çağ Avrupası'ndaki şövalyelerin çoğu aslında başka şövalyelerin oğullarıydı. Fakat bunun istisnaları da vardı. Özellikle Orta Çağ'ın sonlarına doğru bu kuralın fazlasıyla esnetildiğini görüyoruz. İtalya, Fransa ve İngiltere'de zengin tüccarlar ve hükümet yetkililerinin şövalye olduklarına dair kayıtlar bulunmaktadır. Ayrıca soylu olmayan sıradan bir asker de savaş alanında cesaret gösterdiği için şövalye ilan edilebiliyordu. Özellikle Yüzyıl Savaşları gibi uzun sürece yayılan ve büyük ölçekli çarpışmaların yaşandığı dönemlerde krallar bulabilecekleri tüm silahlı adamlara ihtiyaç duyduğu için şövalyelerin sosyal geçmişi daha az önemli hale gelmişti. Ancak bunların hepsi istisnai durumlardı. Kural olarak ele aldığımızda yalnızca bir şövalyenin oğlu şövalye olabilirdi. Peki bu süreç nasıl işliyordu? Yani bir adamın şövalye olmak için neler yapması gerekiyordu? Şimdi buna göz atalım. Şövalye eğitimine başlamak için bir çocuğun genel olarak 10 yaşına basması beklenirdi. Ancak bazı durumlarda bu sınır 7 yaşa kadar inebiliyordu. Eğitimler tahta silahlar ve temel binicilik becerileri üzerine kurulmuş bir program dahilinde gerçekleşiyordu. Ancak her şövalyenin aynı eğitimi aldığını söylemek zor. Çünkü şövalyelerin eğitim aldıkları yerler sosyal statülerine göre değişiklik gösteriyordu. Örneğin genç bir soylu böyle bir eğitim için kraliyet sarayına gönderilirken daha mütevazi bir aristokrat aileden gelen başka bir genç ise bölgede yer alan bir kale veya bir akrabasının kalesine gönderiliyordu. Bu genç şövalyelerin eğitim almak ve savaş becerilerini geliştirmek dışında yapmaları gereken başka şeyler de vardı. Bunların içerisinde kalenin efendisine hizmet etmek, görgü kurallarını öğrenmek, politik ve tarihi konular hakkında bazı bilgiler edinmek sayılabilir. Genç şövalyelere bu tarz şeylerin öğretilmesi, Orta Çağ'ın feodal yapısında son derece gerekli bir husustu. Çünkü şövalyeler krallarına ya da efendilerine yalnızca savaş esnasında değil, barış zamanında da hizmet ediyorlardı. Örneğin bir şövalye 50 yaşına dahi gelmiş olsa, kralın ya da lordların masasında hizmet etmeye devam etmek zorundaydı. Şövalyeliğe giden uzun yolda bir sonraki adım Esquire, yani yaver olmaktı. Buna stajyer şövalyelik de diyebiliriz. Daha akılda kalıcı olacaktır. Bu aşamaya geçebilmek için genç şövalye adaylarının en az 14 yaşında olmaları gerekiyordu. Silah ve binicilik dersleri bu aşamada da devam ediyordu. Ancak artık genç şövalye adayı gerçek bir şövalyenin yaverliğini yapmak zorundaydı. Onun silahlarını temizlemeli, zırhını cilalamalı, atlarına göz kulak olmalı, savaş için giyinmesine yardım etmeli ve yolculuklar esnasında kalkanını taşıması gerekiyordu. Buna ek olarak savaş zamanında yaverler, şövalyelerle birlikte savaşa gitmek zorundaydılar. Ordu hareket halindeyken yaverler genellikle fazladan atlar ve diğer eşyalarla önde giderlerdi. Çarpışma anında şövalye için bir adet yedek mızrak ve kalkan taşımalarının yanı sıra şövalyenin atının iş göremez hale gelmesi ihtimaline karşı başka bir ata binerek onu takip ederlerdi. Şövalye ciddi şekilde yaralanırsa onu savaş alanından çıkarmaktan sorumlu olan kişi de yaverdi. Bir yaverin eğitimi genellikle mızrak ve kılıçla çalışmayı içeriyordu. Bazen silahlar kasları güçlendirmek için savaşta kullanılanlardan daha ağır hale getiriliyordu. Normal yay ve tatar yayı kullanımı da eğitim programına dahil edilmişti. Ancak bunlar genellikle savaşta şövalyeler tarafından kullanılmıyordu. Ortaçağ temalı film ve oyunlarda da sık sık gördüğümüz, dört nala ata binerken kılıçla kütük ya da tahta gibi bir hedefi kesmeye çalışmak bir diğer yaygın eğitim tekniğiydi. Bu ve bir önceki aşamada adaylar,
Latince ve Fransızca gibi dil derslerinin yanı sıra müzik, dans gibi savaşla ilgisi olmayan bazı konularda da eğitim alıyorlardı. Böylece sarayda işlerine yarayacak birçok beceri edinmiş oluyorlardı. Nihayet eğitimi tamamlandığında bir yaver, genellikle 18 ila 21 yaşları arasındayken bir kral, lord ya da başka bir şövalye tarafından şövalye ilan edilirdi. Ancak bazı durumlarda eğitimlerini tamamlamış olsalar bile şövalyeliğe uygun görülmedikleri için bu aşamayı geçemiyorlardı. Örneğin The Canterbury Tales'in yazarı İngiliz Geoffrey Chaucer, yaverlikten şövalyeliğe asla yükselemeyen ünlü bir şahsiyetti. Ayrıca at, zırh ve ekipmanların maliyetinin yüksek olması da ekonomik olarak zayıf olan bazı yaverlerin asla şövalye olmamalarına sebep olabiliyordu. Ancak bu aşamayı geçen büyük bir çoğunluk, hayatlarının en önemli günlerinden birine, yani şövalye ilan edileceği güne hazırlanmaya başlayabilirdi. Tören gününde yaverler saflığı simgeleyen beyaz bir tunikle beyaz bir kuşak, hizmet edecekleri hükümdar ya da kilise için kan dökmeye hazır olduklarını temsil eden kırmızı bir pelerin giyerlerdi. Törenin yapıldığı mekan zamana ve yere göre değişiklik gösteriyordu. 13. yüzyılda törenlerin büyük bir bölümü açık havada ya da bir şapelde gerçekleşiyordu. Bunun yanı sıra önemli bir soydan gelen yaverler, saraylarda, genellikle kraliyet düğünleri ve taç giyme törenleri gibi daha geniş bir kutlamanın parçası olarak şövalye ilan ediliyorlardı. Ortaçağ şövalyeliği bazen uygulamada farklılık gösterse de fakirleri ve zayıfları korumayı hedefleyen bir anlayışa sahipti. Bu yüzden şövalyenin kılıcı bir rahip tarafından taşınır ve kendisine verilirdi. Bu kılıcın iki keskin kenarı adaleti ve sadakati temsil ediyordu. Birini şövalye ilan etmek aslında oldukça önemli ve aynı zamanda riskli bir meseleydi. Zira bir yaveri şövalye ilan eden bir kral aslında kendi itibarını ortaya koyuyordu. Yani şövalyenin kazanacağı şan ve şöhret kadar onun yapacağı olumsuz davranışlar da yaveri şövalye ilan eden kişinin itibarına yansıyordu. Tüm bu hazırlıklar ve törenlerin ardından yeni şövalye artık amacını gerçekleştirmeye hazırdı. Bu amaç savaş alanında zafer kazanmaktı. Şövalyeler aslında birkaç nedenden dolayı savaşa dahil olmuşlardır. Yerel bir baronun hane halkına dahil olan şövalyeler, o baronun kalıcı gücünün bir parçası olarak ücretli hizmet veriyorlardı. Aslında hiyerarşi oldukça basitti. Krallar baronları savaşa çağırıyor, baronlar ise şövalyeleriyle birlikte savaşa katılıyorlardı. En sonunda şövalyelerin yaverleri ve diğer hizmetlileri de savaşa dahil olmuş oluyor ve böylece binlerce kişiden oluşan bir ordu kurulmuş oluyordu. Ortaçağ şövalyeliği özellikle edebiyat yoluyla romantize edilmiş ve efsanevi anlatılarda şövalyeler sadakatleriyle ön plana çıkan şahsiyetler olarak betimlenmişlerdi. Ancak iş gerçekte bu kadar basit değildi. Şövalyeler aslında bir nevi paralı askerlerdi ve hizmetleri karşılığında yüklü miktarda ödeme alıyorlardı. Bu durum şövalyelerin kolayca saf değiştirmesine ve sadakat yeminlerini bozmalarına sebep oluyordu. Bu yüzden düşman bir kralın saflarına geçmeleri ya da asi bir baronla krallarına karşı isyan etmeleri çok da şaşılacak bir durum değildi. Her ne olursa olsun şövalyelik Ortaçağ Avrupa'sının feodal düzeninin en önemli parçalarından biriydi. Ve feodal sistem çöktükten yüzlerce yıl sonra dahi bu unvan temsili olarak da olsa önemini korumaya devam etti. Bugün bile filmler, diziler, kitaplar ve video oyunları gibi popüler kültür araçlarıyla bu kültür rağbet görmeye devam ediyor. Ve uzun yıllar boyunca da rağbet görecekmiş gibi görünüyor.